Gençler diye soracağım size. Gençler diye soracağım size. Gençler, ne hayal kuruyorsunuz ya? Bugün bir haber okuyorduk. İşte ondan sonra Gözde dedi ya bunun bir havali yapalım. Hatta dedi gençlere şöyle soralım. Gençler, hayaliniz nedir Türkiye'de? Sorduk, cevap aldık. Kaç yaşındasınız? 24 yaşındayım. Hayaliniz ne? Hayalim bir an önce yurt dışına gidip daha rahat, daha güzel şartlarda yaşamak istiyorum. Dünyadaki diğer ülkeleri gezmekten başlamak istiyorum. Ya, ikinci dönem Erasmus'a gideceğim inşallah. Onun hayali şu an kafamda çok beliriyor. Sorduğumuz 10 gençten onu da işte bu yanıtı verdi. OECD raporu ortaya koydu. Her 3 gençten biri ne istihdamda ne de eğitimde. Çünkü onların hayali öncelikli olarak yurt dışına çıkmak. OECD verilerine göre 3 gençten biri kayıp. 25-34 yaş arasındaki genç yetişkinlerin %30'u lise mezunu dahi değil. Her 4 üniversite mezunu yetişkinden biri istihdamda değil. Yani gençlerin derdi say say bitmiyor. Çünkü burada herhangi bir iş yapmaya kalkıştığınızda ağır vergi yükümlülükleri var. Adam kayırma var. Okulu bitirdikten sonra belirli bir müddet için yurt dışında yüksek lisansımı yapmak şu an için benim için öncelikli bir hayal. Yüksek lisans tamamladıktan sonra gelip kendi üniversitemde eğitim görevlileri yapmak istiyorum. Türkiye'deki gençlerin kaderleri gibi hayalleri de ortak. Pek çoğu eğitimini tamamladıktan sonra yurt dışına gitmek istiyor. Neden gençler hep yurt dışına gitmek istiyor ya da gidiyor? Ya tabii ki ülkenin koşulları iyi olmadığı için hem ekonomik açıdan hem sadece ekonomi açısından değil, eğitim veyahut da diğer hizmetler açısından yurt dışıyla karşılaştırıldığında ülkemiz çok daha düşük kalıyor. 20-25 yaşlarında sadece gelecek kaygısına düşmüş insanlarız. Orada çalıştığının karşılığını aldığını düşünüyor çünkü insanlar artık. Bu hayalin en büyük nedeni ise ekonomik kriz. Çünkü ekonomi çok kötü. Yani bir markete giriyorum, hiçbir şey almıyorum, 500 lira ödüyorum.